Aferin kızım Nazmi, aferin. Vallahi seni seyrederken kendi gençliğimi hatırladım. Sabahleyin erkenden kalkardım. Bir elimde çanta, sırtımda torba. Kapı kapı dolaşır kumaş satardım. İşte böyle olmalı. Ya. Sağ olasın abi. Al bakalım. Şu da ilk siftah paran olsun benden. Hiç, Mustafa hiç gerek yok. Olur mu öyle şey canım? Yok yok. Sen karışma. Sen karışma. Ben ticaret adamıyım. Ticaret yapana nasıl destek olunur ben onu gayet iyi bilirim. Aferin. Bu başlangıç kızım. Bak işi büyüt. Benden sana büyük destek. Hepsini sen sar onları bana bir şeye koy torbaya. Ben onları bizim atölyedeki kızlara götürürüm. Zaten uzun zamandır hediye alamamıştım onlara dağıtırım. Aferin, aferin. Bak, bak, bak işte ticaret böyle yapılıyor. Görüyor musun? Bak Buse bile. Bak maşallah. Çok iyi bir şeye vesile oldu vallahi. Sen milleti kovalayacağım diye yemek yemedin. Şimdi otur peynir ekmek ye. Ulan normal bir aile gibi şöyle oturup iki çift laf edemedik be sizin yüzünüzden. Hem kendinizi rezil ettiniz hem kızı rezil ettiniz. Yazık be. Niye öyle diyorsun ya Rıza? Namusunuzla para kazanmak suç mu? Nazmiye bana laf oyunu yapma. Ama Rıza sen de sinirlenecek yer arıyorsun ha. Sen demedin mi mahalleden dışarı çıkmayacaksınız diye? Biz de evin içinde hallettik işte. Ne var? Hah, konuş kız anne. Anamı da kendine benzettin sonunda. Sırf bunun için çağırdınız değil mi insanları? Ulan Erkut iki gün yok, kız rahat edecek dedik. Siz ondan beter çıktınız be. Öyle devam edin. Aferin size. Aferin size. Ha. Ama sonra yarın bir gün kızın yuvası dağılırsa gelip bana ağlamayın. Ay anam acımdan öleceğim ya. Bu Yelda Kokoş da mis gibi yemekleri bir kere bile dokunmadı. Ha gördün değil mi? Yemekleri nasıl öyle didikledi. Ha kaçar mı benden uyuz? Laf burama kadar geldi de zor tuttum kendimi. Hanım, hanım diyecektim. Siz evde neyle besleniyorsunuz acaba? Ben her gün karbonhidratı ayrı, proteini ayrı yemeklerinizi tek tek hesaplatıp önünüze getiriyorum. Yemiyorsunuz. O yağlı yağlı yemekleri homini homini yediniz yani. Yahu Yelda önümüze konan nimeti yemeyip ne yapsaydık? Senin gibi elimizi kolumuzu bağlayıp gamlı baykuş gibi etrafa mı bakınsaydık? Hiç yani. O yemekler yensin diye yapıldı. Kaşığın ucuyla kenara atılsın diye değil. Hı? Bu televizyondaki yemek programı var ya, oradaki sıfırcı yarışmacı var ya, aynı onun gibi. Ne o öyle? İşte uzaktan görünce sosyete dersin, içine girince tanıyorsun insanları. Bir de fark ettin mi? Öbür gelin var ya, bence onun kaynanayla araları bir bozuk. Kim bilir Hülya'ya neler yapmıştır. Bundan sonra bu Yelda abla bana hayatta bulaşamaz ha. Bak hemen hatırlatırım bu geceyi, sus pus olur. Oh, Hülya ben çok yemek yedim galiba. Hayır, nasıl da masada böyle kurum kurum kuruldu. Ne yapmamı bekliyordun acaba? Orada neşeli neşeli şarkılar söyleyip makyaj mı yapsaydım? Yahu insanlarla iki kelime sohbet et dedim, bir kamyon laf söylüyorsun Yelda. Kimle ne konuşayım Muhsin? O yüzüne boya bodana yapan yengeyle mi konuşayım yoksa o aklı gidik Melahat'le mi? Bu Ayşe'nin anasının da aklı yerine gelmiş ha. Hatırlasana istemede böyle aval aval bakıyordu. Şimdi fıldır fıldır. Kadının dolması mükemmeldi ya. Ama bak Yelda'ya da müstahak. Yani koskoca Kayseri'li iş adamının kızı Hülya'yı beğenmiyordu. Böyle varoşlarla sınandı. Uğraşsın dursun şimdi onlarla. Ay bunun kenarı. Beğenmeyen küçük oğlunu almasın diyeceğim de çoktan aldı bile. Sen bakma onun öyle dediğine. Şimdiye kim bilir kaç kere denemiştir o ürünleri. Şunlara bak. Üç kuruşluk şeyleri alıp kullanacağımızı düşünüyorlar. İnanamıyorum. Ne yapsın insanlar ya? Ne mi yapsınlar? Mesela azıcık görgülü olsunlar. O işler giyinip kuşanmakla olsaydı oho. E biz de giyinip süslendik. Mesele o değil. Mesele ruhun asil olacak, ruhun. Ya sen gelinlerine eziyet ede ede genç kalmışsın, güzel kalmışsın. Ne fayda? Ya iki tane gül gibi gelin almışsın. Bir mutlu ol, onlara bir analık et deme. Bana bak sen ikidir bu Hülya'yı bayağı bir övüyorsun. Fark etmedim değil. Bence ona pek bir güvenme. Niye kız? Yatın uyuyun artık. Bır 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 bir susmadınız be.